Şimdi bir eşitsizliğin kuvvetini nasıl alacağız? Burada kuvvet alırken sayının değer aralığı önemli. Yine kuvvet olarak yazacağımız sayı pozitif bir doğal sayı olmak üzere, en doğal sayı olmak üzere birden büyük sayıların kuvvetleri kendisinden büyüktür. Yani A birden büyük olmak üzere, yine kuvvet doğal sayı dedik, pozitif doğal sayı. A üzeri n her zaman A'dan büyüktür. Birden büyük sayıların kuvveti büyüdükçe değeri büyür. Buna bir örnek vermek istersek, örneğin 3 birden büyük bir sayı. Bakın 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 kuvveti büyüdükçe değeri büyüyor. Bakın 9, 3 üzeri 3, 27. Bu şekilde kuvvet büyüdükçe ne olacak? Sayının değeri büyür. Birden büyük sayıların kuvveti büyüdükçe değeri büyür. Özel olarak burada 0-1 aralığı, evet, pozitif sayılar, sıfırdan büyük sayılar, 0-1 aralığı çok önemli bir aralık. Soru köklerine çok sık gelir. 0-1 aralığındaki sayıların kuvveti büyüdükçe değeri küçülür. 0-1 aralığındaki sayıların kuvveti büyüdükçe değeri küçülür. Ve özel olarak a kare küçük a. Bu ifade soru köklerinde çok karşımıza çıkar. A kare küçük a'nın anlamı a 0 ile 1 aralığında. Soru köklerinde bunu sık sık göreceğiz. Buna dikkat edelim. Nasıl olacak? Birden küçük pozitif doğal sayıların kuvveti büyüdükçe değeri küçülür dedik. Ve örnek vermek istersek buna 1 bölü 2'nin kuvvetlerini inceleyelim. Bakın 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 yapar. Küpü 1 bölü 8, 1 bölü 4, 1 bölü 2 gördüğünüz gibi kuvveti büyüdükçe 0-1 aralığından bir sayı olarak 1 bölü 2'yi seçtik. Kuvveti büyüdükçe ne oluyor? Sayının değeri küçülüyor. 0-1 aralığı önemli bir aralık. 0-1 aralığı önemli bir aralık. Bunu birden küçük pozitif doğal sayıların şeklinde, pozitif aslında doğal sayı şeklinde değil de bunu birden küçük pozitif sayıların kuvveti büyüdükçe değeri küçülür diyoruz. Evet, eksi birden küçük sayılar. A eksi birden küçükse bu sefer kuvveti tek mi çift mi diye bakacağız. Eksi birden küçük sayıların çift kuvveti kendisinden büyükken tek kuvvetleri kendisinden küçüktür. Eksi birden küçük sayıların çift kuvveti sayıdan büyükken tek kuvvetleri sayıdan küçüktür. Evet, burası önemli. Kuvvet alırken demek ki kuvvetini alacağımız sayının bulunduğu aralık önemli. 3 tane temel aralık belirledik burada. Birden büyük sayılar dedik. Kuvvetleri sayının kendisinden büyük. 0-1 aralığı pozitif sayılar için. 0-1 aralığı, 0-1 aralığındaki sayıların kuvvetleri sayıdan küçük. Yani sayının kuvveti büyüdükçe değeri küçülüyor dedik. Özellikle a kare küçük a ifadesini unutmayacağız. Bu sayı 0-1 aralığında demektir. Eksi birden küçük sayılar için de çift kuvvetleri baktığımız zaman kendisinden büyük olacak. Tek kuvvetler de yine sayının kendisinden küçük olacak. Bunları ezberlemek yerine karşımıza çıktıkça bu yorumları yapmak için, yani sayıların üzerinde görmek lazım bunu. Şimdi eşitsizliğin çarpmaya göre tersi, kuvvet almakla birlikte bir anlamda negatif kuvvet. Negatif kuvvet de diyebiliriz. Evet, burada çarpmaya göre tersini alırken, negatif kuvvet alırken sınırlar önemli. Sınırların ikisi de aynı işaretliyse, yani a ve b ikisi de pozitif ya da ikisi de negatifse, a küçük b iken, bakın her iki sayımız da aynı işaretliyse, ikisi de pozitif ya da ikisi de negatifse, sayıları ters çevirdiğimiz zaman, çarpmaya göre tersini aldığımız zaman ne olacak? Sayıları ters çevirdiğimiz zaman, çarpmaya göre tersini aldığımız zaman aradaki eşitsizlik ters dönecek. Bakın a küçük b idi, a küçük b idi. Ters çevirdik, çarpmaya göre tersini aldık. 1 bölü a büyük 1 bölü b oldu. Ne zaman oluyor bu? Sınırlar aynı işaretliyse, bu önemli. Sınırlar aynı işaretliyse bu önemli. Yani sınırlar aynı işaretliyken dedik, çarpmaya göre türe ters alındığında, bir anlamda sayıları ters çevirdiğimizde eşitsizlik yön değiştiriyor. Yine iki tane sınırın olduğu durumda da bunu aynı şekilde uygulayabiliriz. X büyük eşittir a küçük eşittir b şeklinde ise yine a ile b aynı işaretli sayılar olmak üzere, ikisi de pozitif ya da ikisi de negatif olmak üzere ters çevirirsek, çarpmaya göre terslerini alırsak 1 bölü a, bakın ne oldu? Büyük eşit. 1 bölü x büyük eşit 1 bölü b oldu. Yani bunu, negatif kuvveti bölme yapmamız gereken durumlarda kullanıyoruz. Onun haricinde kendine az güzel sorular da var. Örneklerimizde göreceğiz bunu. Nasıl oluyor peki? Bir sayısal örnek verelim. X büyük eşittir 4, küçük 7 olsun. X büyük eşittir 4, küçük 7. Yani 4 ile 7 aralığında bir sayı. 4 eşit olmak üzere. Ters çevirirsek, bakın ne oldu?
1 bölü 4 büyük eşit. Bakın buradaki küçük eşit ters döndü, büyük eşit. 1 bölü x küçük sembolü ters döndü, büyük 1 bölü 7 oldu. Eşitlik varken küçük eşit ters döndü, büyük eşit. Eşitlik korunuyor. Burada eşitlik yok küçükte. Ters çevirdik, büyük oldu. Eşitlik yok. Yani sınırlar aynı işaretliyken ters çevirdiğimizde çarpmaya göre tersini aldığımızda sınırlarda çarpmaya göre tersi alınmış oluyor ve aradaki işaret ters dönüyor. Ne demek? Büyükse küçük, küçükse büyük oluyor. Şimdi verdiğimiz özellikleri birkaç tane örnekle birlikte görelim. Evet, birinci sorumuz. A kare küçük a ve 5a artı b eşittir 7 olmak üzere b kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Evet, bakın burada daha önce de bahsetmiştik. A kare küçük a ifadesi. Bu soru köklerinde çok sık karşımıza gelecek. A kare küçük a demek. Eğer bunu görürsek. A kare küçük a demek. Her zaman a sayısı 0 ile 1 arasında demektir. Bunu unutmayacağız. A sayısı 0 ile 1 arasında. Soru köklerinde a kare küçük a'yı gördüğümüz zaman bu a'nın 0 ile 1 arasında olması anlamına geliyor. Şimdi a 0 ile 1 arasında ve 5a artı b eşittir 7 ise b'nin değer aralığını soruyor. Ne demiştik? Sınırlar sınırları belirler. Bakın a ile b bir bağıntıyla birbirine bağlanmış. A'nın sınırları verilmiş ve b'nin sınırlarını soruluyor. Hemen buradan, bakın hemen buradan üzerinde gösterelim. A eşittir 0 ise a'nın alt sınırı 0 olduğu için a eşittir 0 değerini yerine yazıyoruz. A yerine 0 yazarsak 5 çarpı 0, 0. B'yi buradan kaç bulacağız? 7 bulacağız. B eşittir 7. Hiç uzatmadan yazalım. A'nın diğer sınırı kaç? 1. Bu sefer A'nın diğer sınırını bu bağıntımızda yerine yazarsak A eşittir 1 değerini yerine yazarsak. Nerede? Elimizdeki bağıntıda yerine yazıyoruz. 5 çarpı 1, 5. 5 artı B eşittir. Kaç oldu? 7. 5'i bu tarafa atarsak B'nin buradan, B için elde ettiğimiz sınırlardan birinin 5 bu tarafa eksi olarak geçecek. 7 eksi 5, 2 olduğunu göreceğiz. Bakın A'nın 2 sınır değerini yerine yazdık ve B için 2 tane sınır değeri elde ettik. Elde ettiğimiz sınırlardan küçük olan B'nin alt sınırı, yani B büyük 2 olacak. Büyük olan da B'nin üst sınırı. B küçüktür 7 olacak. Şimdi buralarda eşitlik olacak mı sorusu için geliyoruz. Eğer buralarda eşitlik varsa bu sınırlar için bulduğumuz B değerlerinin eşitlik olacak. Ama her ikisinde de eşitlik olmadığından dolayı B'nin sınırlarında eşitlik olmayacak. 2 ile 7 arasındaki tam sayı değerlerimiz kaçtır? 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere. Toplam 4 farklı tam sayı değeri alır. Doğacağımız B seçeneği 4 olacak. İkinci sorumuz, x küçük, y küçük 0 ve a 2x artı y bölü x olmak üzere a'nın değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle a için bize verilen ifadeyi birazcık daha sade bir hale getirelim. A eşittir 2x artı y bölü x şeklindeydi. Bunu ayrı ayrı paydalarda x'e bölersek 2x bölü x artı ne olacak? Y bölü x. Buradan 2x bölü x'te x'lerin sadeleşeceğini görüyoruz. Geriye ne kaldı? 2 artı y bölü x. Yani bizim a olarak bizden istenilen ifade neye eşitmiş aslında? 2 artı y bölü x'e eşitmiş. Şimdi bize verilen eşitlikte x küçük y küçük 0 eşitsizliğinde y bölü x'i elde etmeye çalışalım. Hemen onu şurada yazalım. X küçük y, o da küçüktür 0. Y bölü x'i elde etmek için her tarafı x'e bölmemiz yeterli. Fakat burada x'in negatif olduğunu unutmayalım. Çünkü bakın x sıfırdan küçük, yani negatif bir sayıya böldüğümüzde eşitsizlik ne yapacak? Yön değiştirecek. Her tarafı biz buradan x'e bölersek bölü x bölü x bölü x. X bölü x 1. Eşitsizliğimiz küçük olan eşitsizlik yön değiştirecek, büyük olacak. Y bölü x. Bu da artık küçük olan eşitsizlik yön değiştirecek, büyük olacak. 0 bölü x de ne olacak? 0. Şimdi bizim a için elde etmeye çalıştığımız şey neydi? 2 artı y bölü x'ti. Biz y bölü x'in değer aralığını bulduk. Y bölü x 0 ile 1 arasındaymış. 2 artı y bölü x'i nasıl elde ederiz? Her tarafa buradan 2 eklersek artı 2 artı 2 artı 2 eşitsizliğin her tarafına aynı sayı ekleyip çıkarabiliyorduk. 1 artı 2 kaç olacak burası? 3. Büyük. Artık bakın burası 2 artı y bölü x oldu. Bu da büyüktür. 0 artı 2'den 2.
2 artı y bölü x neye eşitti? A'ya. Yani buradan biz aslında a'yı elde etmiş olduk. A 2, 3 aralığına değer alıyor. Şöyle açık bir şekilde yazabiliriz. A nereden büyük? A büyüktür. 2 küçüktür 3. Eşitlik var mı? Eşitsizliğimizde bakın buradaki sınırdan herhangi birinde eşitlik olmadığı için burada da eşitlik yok. Yani A 2 ve 3 arasında değer alacak. Doğuracağımız A seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz. Eksi 1 bölü 3 küçük A küçük eksi 1 bölü 5 ve 1 bölü 7 küçük B o da küçük 1 bölü 2 olmak üzere. A artı B bölü A çarpı B ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Eşitsizliğe ait güzel bir sorumuz. Bakın yine bizden istenilen ifadeyi daha sade bir şekilde yazabilir miyiz diye bakıyoruz. Bunları ayrı ayrı A çarpı B paydasına yazabiliriz. Yani buradan A artı B bölü A çarpı B ifadesini ayrı ayrı paydalara da yazarsak oradan sadeleşmeler olacaktır. A bölü A çarpı B artı B bölü A çarpı B. Buradan A'ların sadeleştiğini yerlerinde 1 kalacak. Buradan da B'lerin sadeleştiğini görüyoruz. 1 kalacak. Bizim bulmaya çalıştığımız ifade daha net olarak neymiş aslında? 1 bölü B artı 1 bölü A. Yani biz 1 bölü A artı 1 bölü B'yi arıyoruz. A artı B bölü A çarpı B ifadesi aslında 1 bölü A artı 1 bölü B'ye eşitmiş. Şimdi 1 bölü A ve 1 bölü B'nin değer aralıklarını bulalım. Bize soruda A'nın ve B'nin değer aralığı verilmişti. 1 bölü A'yı ve 1 bölü B'yi bulmak için bunları ters çevireceğiz. Yani çarpmaya göre tersini alacağız. Neye bakıyorduk? Hemen sınırlara. Eğer sınırlar aynı işaretliyse, eksi 1 bölü 3'ü, eksi 1 bölü 5'li olduğu gibi ters çevirince sadece aradaki ne oluyordu? İşaretimiz, eşitsizliği belirten işaret ters dönüyordu. Buradan eksi 1 bölü 3 küçük A, o da küçük, eksi 1 bölü 5 ise biz her tarafı ters çevirirsek, çarpmaya göre tersini alırsak, bunun çarpmaya göre tersi ters çevirirsek ne olacak? Eksi 3. Bakın küçük işareti ters döndü, büyük oldu. A'yı ters çevirdik, çarpmaya göre tersini aldık. 1 bölü A, küçük işaretimiz ters döndü, büyük oldu. Eksi 1 bölü, eksi 1 bölü 5'in de ters çevirmiş hale, çarpmaya göre tersi eksi 5 olacak. Buradan 1 bölü A'nın değer aralığını bulduk. Aynı şekilde B'nin değer aralığına bakalım. Bize bakın, B'nin değer aralığı 1 bölü 7, küçük B, küçük 1 bölü 2 veriliyordu. Hemen bunu da buraya yazalım. Ters çevirdiğim zaman 1 bölü 7'yi ters çevirsem ne olur? 7. Küçük sembolü ters dönecek, büyük olacak. B'nin tersi çarpmaya göre tersi 1 bölü B oldu. Küçük sembolümüz yine ters dönecek, büyük olacak. 1 bölü 2'nin de çarpmaya göre tersi ne oldu? 2. Evet, 1 bölü A'nın ve 1 bölü B'nin değer aralıklarını bulduk. Aynı yöne bakan eşitsizlikleri taraf tarafa toplayabiliyorduk. Bundan daha önce bahsetmiştik. Eşitsizliklerimiz her ikisi de büyükten küçüğe doğru sıralmış. Biz bunları küçükten büyüğe doğru yazalım. Yani 1 bölü A, 1 bölü A ne olacak buradan? Büyüktür. Eksi 5, küçüktür. Eksi 3. Aynı şekilde 1 bölü B'yi yazacak olursak 1 bölü B büyüktür. 2, küçüktür. 7 olacak. Her ikisinde aynı yöne bakacak şekilde küçükten büyüğe doğru sıraladık. Şimdi bunları taraf tarafa toplayabiliyoruz. Çünkü aynı yöne bakan eşitsizlikler taraf tarafa toplanabiliyordu. Eksi 5 artı 2 kaç olacak? Eksi 3. Bakın her ikisinde de eşitlik yok. Dolayısıyla burada eşitlik olmayacak. Sadece küçüktür. 1 bölü A artı 1 bölü B. 1 bölü A artı 1 bölü B. Ne olacak? Yine küçük. Eşitlik yok dikkat ederseniz. Eksi 3 artı 7'de ne oldu? 4. Bizden istenilen ifade A artı B bölü A çarpı B ifadesi. Yani 1 bölü A artı 1 bölü B. Eksi 3 ve 4 arasında değer alıyormuş. Şimdi bize sorumuzda ne diyor? Bu ifadenin en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerlerinin toplamı. Eksi 3 ve 4 arasındaki sayıların en büyüğü kaç olur? Bu aradaki tam sayıların alabileceği en büyük değer eşitlik olmadığı için 4 değerini alamaz. 4'ten bir küçük olan tam sayımız 3. En küçük tam sayı değerimizde ne olacak? Bakın buradan en küçük tam sayı değerimiz. Eksi 3 değerini alamadığı için bunun bir büyüğü olan eksi 2 değerini alacağız. Bu x'in toplamını soruyor bize. X'in toplarsak 3 artı eksi 2 kaç olur? Şöyle gösterelim. Artı 1. Yani en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı artı 1. Doğuracağımız C seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz. Yine bir eşitsizlik çözümü.
4 bölü 9 üzeri x bölü 3 küçüktür. 3 bölü 2 üzeri x eksi 9 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu soruya şöyle bir yıldız koyarım. Bu yıldız arkadaşlar bakın buna ait önemli bir durumu belirtmek için. Ne demiştik biz eşitsizliklerde kuvvetle alakalı eşitsizliklerin kuvvetini belirtirken? Taban 1'den büyükse, taban 1'den büyük olmak üzere kuvvet büyüdükçe sayının değeri büyüyordu. Küçükse küçük oluyordu. İşte bu tarz sorularda, bu soru üstü sayılarda yine karşımıza gelebilir. Tabanları 1'den büyük olarak eşitleyeceğiz. Tabanları 1'den büyük bir sayıda eşitleyeceğiz. Şimdi 4 bölü 9. 4 bölü 9. 4 2'nin karesi biliyorsunuz. 9 da 3'ün karesi. Yani biz 4 bölü 9'u şöyle düzenleyebilir miyiz? 4 bölü 9 dediğimiz ifade. Burası 2'nin karesi. Burası 3'ün karesi. Dolayısıyla biz bunu 2 bölü 3'ün karesi olarak yazabiliriz. 2 bölü 3'ün karesi olarak yazılabilir. Fakat sağ taraf 3 bölü 2. Şimdi biz iki tarafı 2 bölü 3'te mi eşitleyeceğiz? 3 bölü 2'de mi sorusunun cevabı? 3 bölü 2'de. Çünkü tabanı 1'den büyük bir sayıda eşitleyeceğiz. Onun için bunu bakın 3 bölü 2 haline getirmek için negatif kuvvete gidiyoruz. Rasyonel sayılarda görmüştük bunu. Neydi negatif kuvvet? Ne işe yarıyordu? Sayıyı ters çeviriyordu. Yani ben 2 bölü 3 üzeri 2 ifadesini şöyle yazabilirim. 3 bölü 2 üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Ne yaptık? Tabanı 1'den büyük bir sayıda eşitlemiş olduk. Burası zaten 3 bölü 2'nin kuvveti. Şimdi 4 bölü 9 için elde ettiğimiz 3 bölü 2 üzeri eksi 2 ifadesini getirelim. Burada yerine yazalım. Artık burası 3 bölü 2'nin eksi 2. kuvvetinin ne oldu? X eksi 3. kuvveti oldu. Küçükmüş. Nereden? 3 bölü 2'nin x eksi 9. kuvvetinden. Üstü sayılara ait özelliklerin bir kısmını kullanıyoruz. Bunları üst sayılarda daha geniş olarak göreceğiz elbette. Üstün üstünde üstleri çarptığımızı hatırlayalım. Üst sayılarda. Bakın bu 3 bölü 2'nin eksi 2 ile x'i çarparsak eksi 2x. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsak artı 6. Küçüktür. Burası da yine 3 bölü 2'nin x eksi 9. kuvveti oldu. Yani tabanları 1'den büyük bir sayıda eşitledik. Tabanları 1'den büyük bir sayıda eşitlemiş olduk. Bundan sonra bu eşitsizlik üstler kuvvetler için de aynen geçerlidir. Yani tabanları yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Buraları silebilirsiniz. Tabanları 1'den büyük bir sayıda eşitledikten sonra. Bakın geriye ne kaldı? Eksi 2x artı 6 küçüktür. X eksi 9. Bu eşitsizliği çözmeye bu şekilde devam edebiliriz. Çünkü tabanları 1'den büyük bir sayıda eşitledikten sonra aynı sıralama kuvvetler için de geçerli olacaktır. Eksi 2x artı 6 küçüktür. X eksi 9'dan. Denklem çözer gibi çözüyorduk. Tek farkı neydi eşitsizlik çözümlerin? Negatif bir sayıyla çarptığımızda böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştiriyordu. Bu eksi x, x'i bu tarafa atalım. Eksi 2x bu tarafa geçsin. Eksi 9 da bu tarafa alalım. Şimdi 6'mız duruyor burada. Eksi 9 bu tarafa artı olarak geçecektir. Artı 9. Küçüktür. X burada duruyor. Eksi 2x bu tarafa nasıl geçecek demiştik? Artı 2x olarak geçecek. 6 artı 9, 15. Küçüktür. Eşitsizliğimizin yönü aynen duruyor. X artı 2x kaç oldu? 3x. Her tarafı x'in önündeki sayıya bölersek x'i yalnız bırakmış oluruz. Her tarafı 3'e bölüyoruz. 15 bölü 3. Kaç oldu buradan? 5. Küçüktür. 3'ler gitti buradan. Ne kaldı geri? X. Yani x büyüktür 5. X büyüktür 5. Bunu şu şekilde de yazabiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği x büyüktür 5 olacak. Bu tarz eşitsizlik çözümlerinde tekrar ediyorum. Tabanları 1'den büyük bir sayıda eşitleyerek işe başlayacağız. Tabanları eşitledikten sonra tabanları silip yukarıda gördüğümüz eşitsizlikler için çözüm yapabiliriz. Evet, eşitsizliğin karesi. Eşitsizliğin karesi önemli bir durum. Sorularda sık sık karşımıza çıktığı için bunu özel başlık olarak veriyorum. Bir eşitsizliğin karesini alırken ne yapacağız? X A'dan büyük, B'den küçük, AB aralığında yani X büyük A küçük B eşitsizliğinde X karenin alabileceği değerler bulunurken bakın X'in değer aralığını bilip X kareyi hesaplarken ilk bakacağımız şey X'in sınırlarının aynı işaretli mi, zıt işaretli mi olduğu. Yani A ve B'nin işaretleri aynı mı yoksa ters mi? A ve B aynı işaretliyse ikisi de artı ya da ikisi de eksi ise sınırların karelerini alıyoruz. A ve aynı işaretliyse A'nın ve B'nin karelerini alıyoruz. A kare B kare değerlerini buluyoruz. Bu değerlerden küçük olan X karenin alt sınırı, büyük olan da X karenin üst sınırı oluyor. Yani X kare A kare ve B kareden
Küçük olan hangisi onu alta yazacağız. Alt sınır. Büyük olanı da üst sınıra yazacağız. Eğer A ile B zıt işaretliyse, zıt işaretliyse bu ne demek? A ile B'nin bu durumda zıt işaretli olması A'nın eksi, B'nin artı olması demek. Dolayısıyla X negatif ve pozitif iki sayının arasında olduğu için X sıfır değerini de alabilir. X sıfır olabiliyorsa karesi de sıfır olabilir. Şunu biliyoruz biz. Bir sayının karesi her zaman büyük eşittir sıfırdır. Bir reel sayının karesinin alabileceği en küçük değer nedir? Sıfırdır. İşte bu durumda x sıfır olabiliyorsa karesi de ne olacak? Sıfır olabilecek. Yani a ile b zıt işaretliyse, a eksi b artı ise x kare her zaman büyük eşittir sıfır. Yani alt sınırımız sıfır olacak. Şimdi üst sınıra ne yazacağız? X kare nereden küçük olacak? Bunun için de yine a kare ve b kare değerlerine bakıyoruz. A kare ve b kareden hangisi daha büyükse onu da üst sınır olarak yazacağız. Şimdi bakın bunları soruların üzerinde şu şekilde uygulayacağız. Hemen örneklerimizde bunu görelim. 5. sorumuz eşitsizliklerin karesini almayla alakalı güzel bir örnek. Çünkü bütün durumları burada görebileceğiz. A eksi 4 ile eksi 2 arasında, B 3 ile 5 arasında, C eksi 4 ile 3 arasında olmak üzere A kare, B kare, C kare ifadelerini alabileceği değerler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Evet, şimdi eşitsizliğin karesini alırken baktığımız yer ne olacaktı? Sınırlar aynı işaretli mi, ters işaretli mi? Bunun niçin özel bir durum olduğunu C'ye geldiğimizde izah edeceğim. Şimdi bakın A'nın sınırları aynı işaretli olduğu için, her ikisi de negatif olduğu için A kareyi bulurken hemen sınırların karelerini yazıyoruz. Eksi 4'ün karesi kaç olacak? 16. Eksi 2'nin karesi kaç olacak? 4. İşte A karenin alacağı değerler bu değerler arasındadır. Yani A kare büyükmüş 4'ten, küçükmüş 16'dan. Peki hocam eşitlikler ne olacak? Yani buralarda eşitlikler olacak mı? Hemen sınırlara bakıyorum. Hem eksi 2'de hem 4'te eşitlik olduğu için eksi 2'nin karesinden bulduğum değerde ve eksi 4'ün karesinde bulduğum değerde eşitlikler olacak. A karenin aldığı değerleri bulduk. Şimdi B'ye geldik. B 3 ile 5 arasında. 3 ve 5'in ikisi de aynı işaretli. İkisi de pozitif olduğu için hemen karelerine bakıyorum. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Dolayısıyla B karenin değer aralığında bulduk. 9 ile 25 arasında olacak. Yani B kare büyük olacakmış 9'dan, küçük olacakmış 25'ten. Sınırlarda eşitlik olacak mı? Hemen bakıyorum. 5'te eşitlik yok. 5'in karesini alarak bulduğum 25'te eşitlik yok. 3'te eşitlik var. 3'ün karesini bularak bulduğum 9'da eşitlik olacak. Şimdi gelelim C'ye. C'nin sınırlarının farklı işaretli olduğunu görüyor musunuz? Peki sınırlar aynı, sınırlar farklı ne demek biliyor musun? Eğer sınırlar farklı işaretliyse C 0 değerini de alabilir demek. Yani C 0 olabilir demek. Bak eksi 4 ile eksi 2 arasında A 0 olamaz. 3 ile 5 arasında B 0 olamaz. Yani sınırlar aynı işaretliyse 0 olamaz. Ancak sınırlar farklı işaretliyse sayımız, buradaki harfimiz 0 değerini de alabilir. Ne olmuş 0 değerini alınca? Karesi 0 olabiliyor. Karesi 0 olabiliyor. Sıfırı da göz önünde bulundurarak şimdi bütün sınırların karelerini yine hesaplıyorum. Yine aynı şeyi yapacağım. Eksi 4'ün karesi 16. Sıfırın karesi 0. 0. 3'ün karesi de 9. Sıfırı da bir sınırmış gibi düşünüyoruz. Şimdi bunlardan 0, 9 ve 16'dan en küçük olan hangisi? 0. Demek ki C karenin alt sınırı 0 olacak. C 0 olabiliyorsa C kare de 0 olabilir. Eşitliği de mutlaka yazdık. Devam ediyorum. Üst sınır için 9 var, 16 var. En büyüğü de getirip üst sınıra yazıyorum. 16'yı yazdım. Peki burada eşitlik olacak mı? 16'yı nereden elde ettim? Eksi 4'ün karesini alarak. Eksi 4'te eşitlik varsa, eksi 4'ün karesinden bulduğum 16 değerinde de eşitlik olacak. A kare, B kare, C karenin aldığı değerler bunlar. Şunları sayı kümesi olarak yazalım. Oraya da bir tekrar etmiş oluruz. Her iki sınırda da eşitlik varsa biz buna ne diyorduk? Kapalı aralık. Kapalı aralığı nasıl gösteriyorum? Köşeli parantezde, köşeli parantez, her ikisi de köşeli parantez oldu. Yani A kare 4 ve 16 aralığında 4-16, ikisi de kapalı. B kareye geldim. Bakın 9'da eşitlik var, alt sınırımız 9, köşeli parantez, eşitlik varsa dahil demek, köşeli parantez, kapalı diyoruz. 25'te eşitlik yok, 25 yuvarlak parantez açık. C kare yine her ikisi de kapalı olduğu için her ikisi de köşeli parantez olacak, 0'dan 16'ya kadar olan değerler. Ve şimdi hemen bakalım. A kare 4-16 kapalı olacak. A seçeneği olabilir. D seçeneği olabilir. B kare 9-25. Bakın burada 25'i kapalı vermiş. Hayır. 25 açık olacak. D seçeneği kuvvetli ihtimalle gidiyor. C
C kareyi de sağlıyor mu? Evet, 0, 16. O halde A kare, B kare, C karenin alacağı değerler doğru olarak D seçeneğine de verilmiştir. Altıncı sorumuz yine eşitsizliğin karesiyle alakalı bir sorumuz. A eksi 5, 4 aralığında, B eksi 4, eksi 1 aralığında olmak üzere A kare artı B kare toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Bakalım A nerede değer alıyormuş? A eksi 5, küçük eşit A, küçük 4 olmak üzere. Sınırlar farklı olduğu için buradan A'nın 0 değerde alabileceğini görüyoruz değil mi? Şimdi hemen sınırlarımızın karelerini yazalım. Bakın eksi 5'in karesi ne olacak? 25. 0 da bir sınır olarak düşünüp 0'ın karesi ne olacak? 0. 4'ün karesi ne olacak? 16. İşte bakın buradaki mesele sınırlar farklıysa bu harfin karesi kendisi 0 olabildiği için karesi de 0 olabiliyor. Yani sınırlar farklıyken buradaki değerimiz 0 değerini alabiliyor. Ama sınırlar aynıyken bu değeri alamıyor. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus bu. Sınırlar farklıysa 0 değerinde bir sınır olarak yazacaksınız. Başka bir şey yok. Bu değerlerin arasında en küçük olanın 0 olduğunu görüyorsunuz. 0 ne oldu? Küçük eşit her zaman eşitlik olur 0'da. 0'a eşit olabildiği için. A kare o da küçük olacak. 16 mı 25 mi? Hangisi daha büyük? 25. 25'i yazdık. Şimdi burada eşitlik olacak mı sorusu. 25'i nereden buldum? Eksi 5'in karesinden. Eksi 5'te eşitlik varsa burada da eşitlik olacak. A karenin aldığı değerleri bulduk. Benzer şekilde B karenin aldığı değerleri bulalım. B eksi 4 ile eksi 1 arasında değer alıyormuş. Sınırların aynı işaretli olduğunu gördünüz mü? Sınırlar aynı işaretliyse 0 değerini alamaz. Dolayısıyla hemen karelerini yazıyorum. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 1'in karesi kaç olacak? Artı 1. O halde B kare bakın bu ikisi arasında değer alacaktır. 1 ile 16 arasında değer alacak. Şimdi eşitlik var mı? Her iki sınırda da eşitlik olduğu için buradaki sınırlarımızda da eşitlik olacak. Yani burada da eşitlik, burada eşitlik olacak. A kare artı B kare toplamını soruyordu. A kareyi bulduk, B kareyi bulduk. Şunları taraf tarafa toplarsak. Aynı yöne bakıyorlar. Dikkat. 0 artı 1, 1. Bakın her ikisinde de eşitlik var. Burada da eşitlik olacak o zaman. A kare artı B kare. Yine her iki sınırımızda da eşitlik olduğu için bu sınırımızda da eşitlik olacak. 25 ile 16'yı toplarsak 41. A kare artı B karenin alacağı değerler 1'den başlıyor 41'e kadar. Yani şöyle yazacak olursak A kare artı B karenin tam sayı değerlerini soruyor ya. Bakın 1 değerini alabiliyor. 1, 2, 3 kaça kadar gelecek? 41 değerini alabiliyor. 41'e kadar gelecek. Kaç tane tam sayı var burada? 41 tane tam sayı var. Doğacağımız A seçeneği olacak. 7. sorumuz eşitsizliklere ait güzel bir soru. X eksi 4 ve 5 aralığında olmak üzere x kare eksi 4x ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bu soru bence eşitsizliklerin en şekil sorusudur. En çok böyle hata yapmaya müsait bir soru. Onun için bu soruya benden size 3 tane yıldız. Lütfen çözümü de dikkatle dinleyelim. Şimdi bir önceki sorumuzda A ve B İki ayrı harf, iki ayrı sınır vardı. A kare artı B kareyi soruyordu. A kareyi ayrı bulduk, B kareyi ayrı bulduk, topladık. Ama bu sorudaki durum bakın. X kare eksi 4X. Yani genelde arkadaşlarımız şöyle çözüyorlar bu soruyu ve hata yapıyorlar. X karenin değerlerini ayrı buluyorlar. Eksi 4X'i ayrı bulup topluyorlar. Ama her ikisinde de X aynı olduğu için bulunan sonuç hatalı çıkıyor. Bundan dolayı bakın bu tarz sorularda x kare ve eksi 4x'teki harfler aynı harfler olduğu için bu ifadeyi tam kareye tamamlayarak çözeceğiz. Evet, bu gerçekten eşitsizliğin en şekil sorularından bir tanesidir. Bence en çok hata yapmaya müsait bir iki sorudan biridir eşitsizlikte. Şimdi bunu tam kareye nasıl tamamlayacağım? Tabi bunun için tam kare ifadeleri birazcık bilmek gerekiyor. A artı B gibi bir ifadenin karesinin açılımını hatırlayalım mı? Hemen kısaca hatırlatayım bize. Buraya eksi olduğu için eksiyi verelim. A eksi B'nin karesinin açılımı nedir? A kare eksi 2AB artı B kareydi. İşte bunu x eksi kaçın karesi olabilir diye düşüneceğiz. Bakın ne yapıyoruz? Birincinin karesi. X kare. Buraya birinci ile ikincinin çarpımı yazıyoruz ya. Şu iki formülden geliyor bakın. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Buraya 2 çarpı x çarpı kaç yazarsak 4x elde ederiz. Kaç yazarsak 4x olur. 2x'i kaçla çarparsam? 2 ile. Demek ki buradaki a'nın yerine x geldi.
Bu b'nin yerine de ne geldi? 2 geldi. Demek ki bunu x eksi 2'nin karesine benzetebiliriz. X eksi 2'nin karesine benzetebiliriz. Devam edelim o zaman. X kare çarpımların ilk katı artı kaç olması lazım? B kare. Yani ikincinin karesi. 2'nin karesi kaç olacak oradan? 4. Bu ifadeyi x kare eksi 4x artı 4 şeklinde getirirsek artık bu şekliyle x eksi 2'nin karesine eşit olduğunu görürüz. A eksi b'nin karesine benzettim. Ama bizim elimizdeki ifade gördüğünüz gibi x kare eksi 4x. Buradan x kare eksi 4x'i yalnız bırakırsak neye eşit olur? X eksi 2'nin karesi eksi 4'e. İşte bizim aradığımız x kare eksi 4x dediğimiz ifade x eksi 2'nin karesi eksi 4'e eşitmiş. O halde önce buradan x eksi 2'nin karesini bulacağız. Oradan da 4 çıkaracağız. Şimdi x'imiz eksi 4 ile 5 arasındaydı. X eksi 2'yi bulmak için her tarafa birer eksi 2. Eşsizin her tarafını aynı sayı ekleyip çıkarabiliyorduk. Eksi 4 eksi 2 eksi 6. Artık bakın burada x eksi 2'yi bulmuş olduk. 5 eksi 2 3. Şimdi x eksi 2'nin karesi nerede değer alacak? Bakın x eksi 2'nin karesinin değer aralığını bulalım birlikte. Sınırlara bakıyorum. Biri eksi 6, diğeri 3. Yani sınırlar ters şartlı. Demek ki burası 0 değerinde alabiliyor. Hemen karelerini yazıyorum. Eksi 6'nın karesi 36. 0'ın karesi 0. 3'ün karesi 9. Bunlardan en küçüğü getirip alt sınır olarak yazıyorduk. 0 ve 0 da her zaman eşitlik olduğunu belirtmiştim. En büyüğü de üst sınır olarak yazıyoruz. 36. Burada eşitlik var mı? Eksi 6'da yok. O zaman 36'da eşitlik olmayacak. Şimdi x eksi 2'nin karesini bulduk ama bizim bulmaya çalıştığımız şey yani x kare eksi 4x dediğimiz ifade x eksi 2'nin karesi eksi 4'e eşitti. Bunu tekrar açıp 4'leri dağıtarak da bulabilirsiniz ama uzatmayalım. Burada elde ettik. Şimdi her tarafa bir eksi 4 eklersek aradığımız ifadeyi bulmuş olacağız. 0 eksi 4 eksi 4 küçük eşittir. Artık burası x eksi 2'nin karesi eksi 4 o da küçük 32. Bakın x kare eksi 4x yerine x kare eksi 4x yerine x eksi 2'nin karesi eksi 4 yazabiliriz demiştik. Onu da buradan bulduk. İsterseniz buraya tekrar x kare eksi 4x'i yazabiliriz. Çünkü bu ifade buna eşit. Yani şurası bizim soru kökünde aradığımız x kare eksi 4x'e eşit. Neyi soruyordu bize? Alabileceği en küçük tam sayı değeri. En küçük tam sayı değeri buradan ne gözüküyor? Eksi 4 gözüküyor. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Evet, 8. sorumuza geldik. A kare küçük a ve 5a eksi 4 eşittir 2b olmak üzere. B'nin değer ağırlığı aşağıdakilerden hangisi? Evet, bizim o yine meşhur ifademiz. A kare küçük a. Ne demekti a kare küçük a? Evet, bunu bileceğiz arkadaşlar. A kare küçük a ise, a kare küçük a ise, a hangi aralıkta değer alıyordu? 0-1 aralığında. A 0-1 aralığında değer alıyordu. Peki bunu unutursak, yani ezberin bir bilgi verdik size. Unutursak, buradan a kare küçük a'dan a'nın 0-1 aralığında olduğunu elde edebilir miyiz? Tabii bunu da gösterelim. Bakın burada a kare küçük a ise, a kare her zaman pozitif olacağından dolayı, büyük 0 olacağından dolayı a'nın pozitif bir sayı olduğunu söyleyebiliriz. Her tarafı a'ya bölerseniz, bölü a, bölü a, buradan a karenin de her zaman 0'dan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da yine a'ya bölmüş olalım. 0 bölü a ne olacak? 0, burası küçük yine pozitif bir sayıya bölüyoruz. Çünkü a kare her zaman 0'dan büyüktür. A kare her zaman 0'dan büyüktür. A ifadesi de 0'dan büyük olacağı için pozitif oldu. A kare bölü a ne olur? A. Böyle elde edebilirsiniz de. A bunu bilin. Yani a bölü a'da ne olacak? 1. Yani a kare küçük a'nın anlamı her zaman a'nın 0-1 aralığında olması demektir. Bu şekilde elde edebiliriz. A karenin 0'dan büyük olduğunu yazıp her tarafı a'ya bölerek a'nın 0-1 aralığında olduğunu böyle elde edebiliriz. Ama bu karşımıza sık çıkan bir durum. Bunu mutlaka bilelim. Evet, şimdi biz a'nın değer aralığını bulduk. A 0 ve 1 arasında değer alıyor. Ve a ve b'ye ait bir bağıntı verilmiş bize. 5a eksi 4 eşittir 2b olduğuna göre b hangi aralıkta değer alır? Ne demiştik? Bakın a ve b birbirine bir bağıntıyla bağlanmış. A'nın sınırları veriliyor. B'nin sınırları soruluyor. Sınırlar sınırları belirler demiştim hatırlarsanız. Burada bunu kullanabilirsiniz. 5a eksi 4 eşittir 2b'de.
A için iki tane değerimiz var. A'nın değerlerinden bir tanesi nedir? 0. Alt sınırını yerine yazıyoruz. Yani A eşittir 0 ise. Bu değeri yerine yazarsak buradan yine hemen 5 çarpı 0, 0. Eksi 4 eşittir. Ne olacak buradan? 2B. 2B eksi 4 eşitse B'yi bulmak için her tarafı B'nin önündeki 2'ye böldük. 2 derimiz gitti buradan. Eksi 4 bölü 2 de eksi 2 olacak. Yani B için bir tane değer bulduk. Ama bu alt sınır mı üst sınır mı şu an için bilmiyoruz. Diğer değeri bulduktan sonra onu belirleyeceğiz. A'nın diğer sınırı 1. Buradan A yerine bir de 1 yazarsak. Sınırlar, A'nın sınırları B'nin sınırlarını belirler dedik. A'nın sınırlarını tek tek yerine yazıp B'nin sınırlarını buluyoruz. A yerine 1 yazarsak. 5 çarpı 1, 5. 5 eksi 4 eşittir 2B. Buradan 5 eksi 4'ün 1 olduğunu biliyoruz. 1 eşittir 2B. Her tarafı yine B'nin önündeki sayıya bölelim. 2'ye bölelim. Buradan 2'lerimiz gitti. Ve burada da sonuç olarak B eşittir 1 bölü 2 bulduk. A için 2 tane sınır değeri yerine yazdık. B için de 2 tane sınır bulduk. İşte bu sınırlardan küçük olan yani eksi 2 B'nin alt sınırı büyük olan 1 bölü 2 B'nin üst sınırı olacak. Yani B büyüktür, eksi 2'den küçüktür, 1 bölü 2'den diyebiliriz. Şimdi burada eşitlikler var mı? Hemen A'ya geliyoruz. A'nın sınırlarında eşitlik var mı? Yok. Dolayısıyla A'nın sınırlarını yerine yazarak bulduğumuz B değerlerinde de eşitlik olmayacak. Yani B eksi 2'den büyük, 1 bölü 2'den küçük. Doğuracağımız C seçeneği olacak. 9. sorumuz yine bir eşitsizlik çözümü. Birden çok eşitsizlik bir arada olduğu için ve her tarafta x olduğu için bunu bir eşitsizlik sistemi olarak isimlendirebiliriz. X eksi 4 küçük eşittir. 4 eksi 3x o da küçük x artı 12. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Bu soru için belki sağ ve soldaki x'ler aynı olduğu için ikisi de 1x olduğu için her tarafa eksi x yazıp çözebiliriz ama ben bir eşitsizlik sistemini genel olarak nasıl çözeceğiz onu göstermek açısından genel çözüm yapacağım. İki parçada çözeceğiz. Birinci olarak burayı çözeceğiz. İkinci olarak bu eşitsizliğimizi çözeceğiz. Sonra x'inin kesişimini alacağız. Şimdi birinci bölümdeki bu eşitsizliğimizi çözelim. X eksi 4 küçük eşittir. 4 eksi 3x. Bu eşitsizliğin çözümünü bulalım. Denklem çözer gibi çözüyorduk. X'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa. X'leri bir tarafa alırken de eşitsizlikte küçük olanları büyüklerin yanına atarsanız negatiflerle uğraşmamış olursunuz. Yani burada eksi 3x var mesela. Burada 1x var. Eksi 3x daha küçük. Eksi 3x'i bu tarafa artı olarak atalım. Eksi 4 de buraya yine artı olarak geçsin. X'imiz duruyor burada. Eksi 3x buraya artı 3x olarak geçecek. X artı 3x. Eşitsizliğim küçük eşit. Bak bu 4'ümüz duruyor burada. Bu eksi 4'ü de eşitsizliğin sağ tarafına artı 4 olarak geçireceğiz. X artı 3x ne oldu? 4x küçük eşit 4 artı 4 8. İki tarafı x'in öndeki sayıya bölelim 4'e bölelim. Pozitif bir sayıya böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmeyecek, korunacak. 4'ler gitti oradan. X küçük eşittir. 8 bölü 4, 2. Evet, x'e ait buradan bir sınır değer bulduk. Bitti mi? Hayır. Şimdi eşitsizliğimizin ikinci bölümünü çözüyoruz. Eşitsizlik sistemi. Çünkü iki ayrı eşitsizliği birlikte çözeceğimiz için buna eşitsizlik sistemi adını veriyoruz. En son bulduğumuz çözümlerin kesişimini alacağız. 4 eksi 3x küçüktür. X artı 12. Şimdi yine küçük x'leri büyük x'lerin yanına atın. Size tavsiyem. Eksi 3x'i bu tarafa atalım. Artı olarak geçecek. 12 de bu tarafa eksi olarak geçecek. Şu 12'yi de eşitsizliğin sol tarafına eksi olarak alacağız. 4 duruyor burada. 12'yi bu tarafa eksi olarak alacağız demiştik. 4 eksi 12. Küçük. Aynen yazdık sembolü. X'imiz burada duruyor. Eksi 3x'i bu tarafa artı 3x olarak alacağız. 4 eksi 12. Eksi 8. Küçük. X artı 3x. 4x. Her tarafı yine x'in önündeki sayıya bölelim. Artı 4'e bölelim. Buradan 4'lerimiz gitti. Eksi 8 bölü 4. Kaç olacak? Eksi 2. Küçük. Buradan 4'lerimiz gitmişti. X. Bakın x için 2 tane sınır bulduk. Biri x küçük eşittir 2. Diğeri de x büyük. Eksi 2. İşte bu ikisinin kesişimini alacağız. Bu ikisinin kesişimini alırsak x eksi 2'den büyük. Büyük. Eksi 2. Küçük. Eşit. 2 olacaktır. Ve şimdi bu aralıktaki x'in alabileceği tam sayılar yazalım. Çünkü soruda bize x kaç farklı tam sayı değeri alabilir diyor. Şuraya hemen yazalım. Eksi 2 eşit mi? Değil. O zaman eksi 2'yi alıyoruz. Hemen ondan sonraki ilk tam sayımız. Eksi 1'i aldık. 0'ı aldık. 1'i aldık. Başka eşitlik olduğu için
2'yi de alacağız. Bu şekilde 4 farklı tam sayı değeri aldığını görebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. Evet, 10. sorumuz yine bir eşitsizlik çözümü. 3 küçük eşittir 24 bölü x artı 3, o da küçük eşittir 4. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Evet, bundan önce çözümümüz eşitsizliklerden farkını hemen şöyle vurgulayalım. X nerede? Paydada. X paydada. Denklem çözerken ve eşitsizlik çözerken içler dışlar çarpımı yapmıyoruz. Çünkü içler dışlar çarpımı kök kaybına ya da bazen olmayan kökleri almamıza sebep oluyor. Bunun için paydada x olduğu durumlarda paydayı sıfır yapan değeri hariç tutmak üzere, bakın paydayı sıfır yapan değeri hariç tutmak üzere eşitsizlikleri ters çevirerek çözebilirsiniz. Bu yine sizin için tavsiye edeceğim bir yöntem olur. Paydayı sıfır yapan değerimiz kaç? X artı 3. Önce onu mutlaka belirleyelim. X artı 3 sıfırsa x buradan kaç olur? Eksi 3. Yani sonuçta çözüm kümesinde eksi 3 dahil olsa bile biz bu değeri almayacağız. Bu koşul altında hemen burada x'i paydan kurtarmak için her tarafı ters çevirirsek, bakın 3'ün ters çevirmek çarpmaya göre tersini almak. Ne oldu? 1 bölü 3. Eşitsizliğimiz ters dönecek. Büyük eşit oldu. Artık burası x artı 3 bölü 24. X'i paydadan kurtarmış olduk. Bu da ters dönecek. Büyük eşittir 1 bölü 4. Demiştik ki paydada x yoksa artık bildiğimiz şekle döndü. Paydaları eşitleyin atın. Nasıl eşitleyeceğiz paydaları? 3'ü kaçla çarparsan 24 olur? 8 ile. Bu zaten 24 dokunmuyorum. Bunu da 6 ile çarparsam 24 olur. 8 kere 1, 8 bölü 24 oldu burası. Büyük eşittir. X artı 3. Bu da büyük eşittir. 6 kere 1, 6. 6 bölü 24. Buradaki paydamız da yine 24. Paydaları 24 ile eşitledikten sonra paydaları atabilirsiniz. En son elimizde kalan eşitsizlik x artı 3 büyük eşittir 6 küçük eşittir 8 oldu. Yazayım bunu şuraya açık bir şekilde. X artı 3 büyük eşittir 6 küçük eşittir 8. Bu artık kolayca çözebileceğimiz bir eşitsizlik. 3'ü iki tarafa eksi olarak atıyorduk. Ne demekti bu? Her tarafa eksi 3 eklemek demekti. 3 buraya eksi olarak geçerse 6 eksi 3 küçük eşittir x. Bu da küçük eşittir. 3 yine buraya eksi olarak geçecek. 8 eksi 3. 6 eksi 3 3. Küçük eşittir x. Bu da küçük eşittir 5. Evet, x için bir değer aralığı bulduk. 3-5 aralığı. 3 ve 5 dahil. Buradan x'in alacağı değerler nedir? Yazalım hemen. 3 eşit olduğu için 3'ü yazıyoruz. 4 değerini alabilir. Bir de 5 değerini alabilir. Paydayı 0 yapan değer var mı bunların arasında? Yok. Olabilir. Çözüm kümesinde sonuçta bu değer eksi 3 de olsaydı eksi 3'ü almayacaktık. Ama çözüm kümemizde paydayı sıfır yapan değer olmadığı için zaten bir sorun yok demektir. Kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye soruyordu bize. 1, 2, 3 tane doğru cevabımız A seçeneği 3 olacak. 11. sorumuz A 12 ile 48 arasında ve B büyük 3 küçük 4 olmak üzere A bölü B ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? A bölü B yani bir bölme yapmamız gerekecek. Eşitsizliklerde çarpma yapıyorduk ama bölme yapamıyorduk. Size iki yıldızlı bölmeyi nasıl yapacağımızı anlatacağım. Şimdi bölme aslında çarpmanın farklı bir uygulaması olarak düşünülebilir. Nasıl yapacağım bunu? A bölü B demek. A bölü B demek. Aslında A çarpı 1 bölü B demektir. Doğru mu? Yani biz A bölü B'yi bulurken A ile 1 bölü B'nin çarpımını bulmuş oluyoruz. Biz A'nın değerlerini biliyoruz. O halde 1 bölü B'nin de değerlerini bularak bu çarpımdan aynen çarpmada yaptığımız gibi bölmenin sonucunu bulabiliriz. Hemen B'nin değerlerini bildiğim için 1 bölü B'nin değerlerini yazayım. Eşitsizliği ters çevirirken sınırlara bakıyordum. Her ikisi de aynı işaretliyse hiçbir sorun yoktu. Ters çevirip eşitsizliği de ters çevirip yazıyorduk. 3 çarpmaya göre tersi. Ters çevirmekten kastım çarpmaya göre tersi. 1 bölü 3 küçük işareti ters döndü büyük oldu. B'yi ters çevirdim. 1 bölü B oldu. Bunun tersini alırsak ne olacak arkadaşlar? Büyüktür. 1 bölü 4 olacak. Şimdi buradan A'nın ve 1 bölü B'nin değerlerini alt alta yazarak A çarpı 1 bölü B'nin alacağı değerlere bakalım. A'nın alacağı değerler 12 ile 48 arasındaydı. Zaten sorumuzda belirtilmişti. 12 ile 48 arasında 1 bölü B'nin alabileceği değerleri de bulduk. Büyük 1 bölü 4 dediği için 1 bölü 4'ü buraya yazıyorum. 1 bölü 4 küçükmüş 1 bölü 3'ten. Şimdi buradan A çarpı 1 bölü B'nin alacağı değerleri birlikte bulalım.
sınırlar, bütün sınırları tek tek birbiriyle çarpıyorduk. Önce alt alta gelenleri çarpayım ben. 12 çarpı 1 bölü 4. Kaç olur? 12 ile 4'ü sadeleştirirsek 3. Bu sınırları çarpalım. 48 çarpı 1 bölü 3. Yine işte 48 bölü 3 kaç olacak? 16. Çapraz olarak çarpıyoruz. 12 çarpı 1 bölü 3. Bu da 12 bölü 3'ten kaç olacak? 4. 48 ile 1 bölü 4'ü çarpalım. 48 çarpı 1 bölü 4. Buradan da 48 bölü 4'ten ne oldu? 12. Yani A çarpı 1 bölü B. Bizde sorulan ifade neydi? A bölü B. A bölü B için, A bölü B için 4 farklı sonuç bulduk. Bulduğumuz bu değerleri sıralıyoruz şöyle. En küçüğü 3. Alt sınır olacaktı. En büyüğü 16. Üst sınır olacak. Bu şekilde belirliyoruz arkadaşlar. Eşitlik var mı? Sınırlarımızın hiçbirinde eşitlik olmadığı için burada da eşitlik olmayacak. Sorumuz bize en büyük tam sayı değerini soruyor. 16'dan küçük olacağı için alacağı en büyük tam sayı değer 15 olur. Başka soruda da kaç farklı tam sayı değer alır veya işte en küçük en büyük toplamı onun için genel olarak aralığını bulduk. 16'dan küçük alabileceği en büyük değer nedir? 15'tir. Doğuracağımız el seçeneği. Evet, 12'nin sorumuz. X çarpı Y eşittir. X'i 4 ve Y büyük 1 bölü 8, küçük 1 bölü 5 olmak üzere X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır? Yine sık karşımıza çıkan bir kalıp. X ve Y bir bağıntıyla birbirine bağlanmış. Bu sefer Y'nin sınırları verilmiş. X'in sınırları soruluyor. Ne demiştik? Sınırlar sınırları belirler. X çarpı Y eşittir. Eksi 4 ise. Y'nin sınırlarını hemen yazayım ben buradan. Birincisi Y büyük 1 bölü 8 dediği için. Eğer Y 1 bölü 8 olursa buradan X çarpı 1 bölü 8 eksi 4 ise içler dışlar çarpım yaparsak X'i kaç buluruz? Eksi 32 buluruz. Bakın Y'nin sınırlarından birini yazdım. X'e ait bir sınır buldum. Şimdi Y'nin diğer sınırını yazalım. Nedir o da? 1 bölü 5. Y eşittir 1 bölü 5 olursa. Yazalım yerine. Şimdi X çarpı 1 bölü 5 eşittir eksi 4'ten. Ya buradan bir içler dışlar çarpımı yaparsak. X'de kaç buluruz buradan? Eksi 20. Y'nin iki sınırını yerine yazarak X'e ait iki tane sınırı bulduk. İşte X bu sınır değerlerinin arasında olacaktır. Bunlardan küçük olan eksi 32 olduğu için x eksi 32'den büyük. Bunlardan büyük olan eksi 20 olduğu için x eksi 20'den küçük olacak. Yani x eksi 32 ile eksi 20 arasındaki değerleri alacak. Değerleri yazabiliriz isterseniz görmek açısından. Hani sorumuzda en büyük değeri soruyor. Bunu buradan kolaylıkla eksi 21 olarak söyleriz ama nedir bu değerler? Eksi 31'den başlıyor. Eksi 31, eksi 30, eksi 29 şeklinde nereye kadar geliyor? Eksi 21'e kadar geliyor. Bu değerlerin arasında, bu tam sayı değerler arasında en büyüğü A seçeneği eksi 21 olur. 13. sorumuz yine basit bir eşitsizlik çözümü. 2x eksi 3 büyük eşittir eksi 13 küçük 11 olmak üzere bu eşitsizliği sağlayan x tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Çözelim hemen birlikte. Eksi 13 küçük eşittir 2x eksi 3 o da küçük 11. Aynen denklem çözer gibi yapıyoruz. Tabi burada İki tane sınır olduğu için eksi 3'ü sağa ve sola artı 3 olarak geçiriyoruz. Bunun matematikçesi eşitsizliğin her tarafına artı 3 eklemek demek aslında. Yani bu eksi 3'ü bu tarafa artı 3 olarak yine aynı şekilde bu tarafa da artı 3 olarak geçirmiş olacağız. Ne olur burası? Eksi 13 artı 3 küçük eşittir artık 2x eksi 3'ü gönderdiğimiz için 11 artı 3 oldu. Şimdi eksi 13 artı 3 eksi 10 küçük eşit 2x. O da küçük. 11 artı 3. 14. X'i bulmak için her tarafı x'in öndeki sayıya bölüyoruz. Pozitif bir sayı olduğu için eşitsizliğimiz korunacak. Yön değiştirmeyecek. Buna dikkat. Eksi 10 bölü 2. Eksi 5. Küçük. Eşit. 2'ler gitti. Ve artık x'i bulmuş olduk. X küçük. 14 bölü 2. 7. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Evet, bu tam sayı değerlerini yazmamız gerekiyor. Çünkü bunları toplayacağız. Eksi 5'ten başlayıp, eksi 5 dahil olmak üzere 7'ye kadar ama 7 dahil değil. Buradan bunu sağlayan x değerleri ne olur? Eksi 5 dahil. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7 dahil olmadığı için 7'yi almadık. Yani 10-11 tane değer olduğu için bunu
Hemen yazdık. Daha çok sayıda olsa sadeleşmenin yönüne bakardık. Bu şekilde sadeleşiyor derdik. Ama burada bir çırpıda yazıverdik. Ne sadeleşiyor? Bakın eksi 1 ile 1 gidiyor. Toplamını soruyor ya. 1 eksi 1 0. 2 ile eksi 2 toplarsam 0. 3 ile eksi 3 toplarsam 0. 4 ile eksi 4 0. 5 ile de eksi 5 0. Toplamını sorduğu için topladık. Geriye ne kaldı? Tek burada 6 kaldı. Bu toplamın değeri 6 olacak. Cevabımız B seçeneği. 14. sorumuz eşitsizliklere ait bir kavramsal soru. X eksi y küçük, y eksi x ve x çarpı z küçük, y çarpı z olmak üzere x, y, z reel sayılar için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Evet, bu tarz sorularda daima, kesinlikle her zaman ifadelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen şunu bir alalım bakalım, buradan ne elde edeceğiz? X eksi y küçüktür, y eksi x'miş. X'leri y'leri bir tarafa toplayalım. Bu eksi x bu tarafa nasıl geçecek? Artı olarak. Y de bu tarafa artı olarak geçecek. Dolayısıyla x artı x küçük olacak. Y artı y'den. X x daha 2x küçükmüş 2y'den. Her tarafı 2'ye bölelim. Şöyle bir sadeleşsin. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde buradan 2'ler gitti. X küçük y elde ettik. Evet. Kesin olarak elde edebileceğimiz sonuçlardan bir tanesi x'in y'den küçük olduğu. Buna benzer seçenekler ne de var? X büyük y var. Bu kesinlikle yanlıştır. Çünkü biz x'in y'den küçük olduğunu elde ettik. Bize verilen diğer bağıntıya gelelim. X çarpı z küçükmüş y çarpı z'den. Şimdi x çarpı z küçüktür. Y çarpı z ise iki tarafta da z olduğu için bunları aynı tarafa toplayıp z parantezini alalım. X çarpı z eksi y çarpı z küçük 0 olur. Z parantezini alırsak bunları z parantezinde x eksi y küçük ne oldu? 0. Z parantezinde x eksi y küçük 0 elde ettik. Şimdi x y'den küçük. X y'den küçük. X y'den küçük olduğu için x eksi y'nin işareti ne olur? Küçükten büyüğü çıkarıyoruz değil mi? Ya da bunu bu tarafa atarsak bak x eksi y'yi elde ederiz. Hemen bir çırpıda yazabiliriz. X eksi y küçük 0 da diyebiliriz buradan. Ya da küçükten büyüğü çıkarırsak sonuç eksi olur. Eksi ile z'yi çarpmışız sonuç eksi çıkmış. Sıfırdan küçük eksi demek ya. Eksi ile neyi çarparsam sonuç negatif çıkar. Sıfırdan küçük çıkar artı. Demek ki z'nin işareti neymiş arkadaşlar? Artıymış. İşaretin artı olmasının matematikçesi ne demektir? Z büyük sıfır yani z pozitif demektir. Elde edeceğimiz ulaşacağımız ikinci kesin sonuç da bu. Birincisi x'in y'den küçük olduğu, ikincisi de z'nin sıfırdan büyük olduğu. Kesin olarak elde edeceğimiz sonuç bu. Bakın x artı y küçük sıfır bilemeyiz. Y pozitiftir, negatiftir bilemeyiz. Bunların toplamı sıfırdan büyüktür, küçüktür bilemeyiz. İki tane kesin sonucumuz var. Daima doğru olan sonuçlardan seçeneklerde sadece bir tanesi var. Z büyüktür sıfır. E seçeneğe doğru cevabımız olacak. 15. sorumuz eşitsizliklerin kuvvetiyle alakalı güzel bir soru. A büyük eksi 5 küçük 3 ve B büyük eşittir eksi 3 küçük 2 olmak üzere A kare artı B küp ifadesinin en büyük tam sayı değeriyle en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Demek ki biz A kare artı B küp ifadesini elde edeceğiz buradan. A'nın değerlerini biliyoruz. Değer aralığını A eksi 5 ile 3 aralığındaymış. Ve neyi bulmaya çalışıyoruz? A kareyi. Kare hesaplarken ilk bakacağımız şey neydi? Sınırlar aynı işaretli mi, ters işaretli mi? Sınırlar ters işaretliyse, evet özel bir durum ne oluyordu? A sıfır değerinde alabiliyordu. Sıfırı da bir sınır olarak kabul ettikten sonra hemen sınırların karelerini yazıyorum. Eksi 5'in karesi 25. Sıfırın karesi 0. 3'ün karesi 9. Sadece bakın sınırlar ters işaretliyse sıfır da yazıp onun da karesini alıyoruz. Sınırlar aynı işaretliyse direkt kareler alıyoruz. 3 tane değer bulduk. Bunlardan en küçük olan 0. A 0'a da eşit olabildiği için buraya 0'ı yazdım. Üst sınıra ne yazacağım bakıyorum. Üst sınıra 9 mu daha büyük 25 mi? 25 daha büyük olduğu için 25'i yazdık. Burada eşitlik olacak mı? 25'i eksi 5'ten elde ettim. Eksi 5'in karesinden. Burada eşitlik yok. Burada da olmayacak. Şimdi gelelim B küp elde etmeye. Bakın B'nin kuvveti bu sefer tek. B küp elde edeceğiz. Ve B eksi 3 ile 2 arasındaymış. A karede kuvvet çift olduğu için özel bir durumdu. Ama kuvvet tekse, küpken, direkt sınırların küpünü alıyoruz. Eksi 3'ün küpü. Yazalım hadi buraya. Eksi 3'ün küpü, eksi 3'ün 3 sefer kendisiyle çarpımı demektir. Kaç olur? Eksi 27. Bu sınırın küpü de 2'nin küpü.
O da 2'nin 3 sefer kendisine çarpımı demektir. Kaç olacak? 8. Bu durumda arkadaşlar bakın B küpün sınırlarını bulduk. Elde ettiğimiz sınırlardan küçük olan alt sınır -27. Büyük olan üst sınır 8. Eşitlik var mı? B'deki eşitliğe bağlı. B'de -3'te eşitlik varsa burada -27 eşitlik olacak. 2'de eşitlik olmadığı için 8'in bulunduğu sınırda eşitlik olmadı. Taraf tarafa toplayacağız bunları. Toplayalım. A kare artı B küp bulmak için 0 ile -27'yi toplarsak burası ne olur? -27. Bakın ikisinde de eşitlik olduğundan dolayı küçük eşit. Biraz şöyle sağa kaydırarak yazdım karışmasın şöyle diye. A kare artı B küp. A kare artı B küp bulmaya çalıştığımız ifademiz bu. Bakın bunda eşitlik yok, bunda da yok. Demek ki burada eşitlik olmayacak. 25'te de 8'i toplarsak 33. Döndük sorumuza. En büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değeri. -27 ile 33 arasındaki alabileceği değerlerden en büyük kaç olur? 33 değerini alabiliyor mu? Alamıyor. 33 alamadığı için 33'ten bir küçük olan değer kaç olacak? 32. -27 değerini alabildiği için A kare artı B küpün alabileceği en küçük tam sayı değeri ise buradan -27 olabildiği için kaç olacak? -27. Bunların toplamı soruyor. 32 ile -27'yi toplarsak 32 -27'den kaç olacak? 5. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. 16. sorumuz 0 küçük a küçük b küçük c ve 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c eşittir 1 bölü 27 olmak üzere c'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Evet bu da yine klasik sorular arasında ve eşitsizliğin güzel sorular arasında şöyle 2 yıldız bu soruya sizin için koyuyoruz. Dikkat demek. Bu soruyu iki farklı şekilde çözeceğim. İki çözüm yolu. Öncelikle klasik çözüm yolumuzu anlatayım. Ama diğer pratik çözüm yolumu da burada dinlemenizi istiyorum. Birinci çözümümüzü şu şekilde yapacağız. Bakın bize ABC arasında bir sıralama vermiş. Bunların pozitif olması önemli. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C verilmiş ve C'nin en küçük değerini soruyor. Şu sıralamaya dikkat ederseniz burada iki şey sorar bize. Bu bir kalıptır. Büyük olanın en büyüğün yani C'nin en küçük değerini ya da küçüğün A'nın en büyük değerini sorar. Şimdi C'yi sorduğu için biz bakın elimizdeki eşitsizlikleri yazıyoruz. A küçüktür C. Doğru mu? İki tarafın tersini alırsak biz buradan 1 bölü A ne olacak? Büyük 1 bölü C. Her tarafı C'ye bağlı olarak yazıyoruz. Yine B'nin C'den küçük olduğunu biliyoruz. Madem ki B küçüktür C. İki tarafı ters çevirirsek pozitif olduğu için sınırlar hepsi pozitif olduğu için rahatlıkla bunu yazabiliyorum. 1 bölü B büyüktür 1 bölü C'den. Şimdi toplarsak burayı arkadaşlar. Burayı toplarsak buradan 1 bölü A artı 1 bölü B büyüktür 2 bölü C oldu. Bizim elimizdeki ifade 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C olduğu için buraya birer tane 1 bölü C daha ekleyelim. İki tarafa 1 bölü C ekleyelim elimizdeki eşitliği elde etmek için. Burası artık 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir. 2 bölü C artı 1 bölü C kaç oldu? 3 bölü C. Soru kökünde bu eşitliğin değeri verildiği için bize 1 bölü 7 olarak ondan dolayı bunu elde etmeye çalıştık. Dolayısıyla 1 bölü 7 1 bölü 7 şu eşitlik değil tabii ki ne olacak bu? Büyük olacak affedersiniz. 1 bölü 7 büyüktür 3 bölü C'den. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. İki tarafı ters çevirebiliriz eğer kafamız karışacaksa. İki tarafı ters çevirirsem buradan 7 küçüktür C bölü 3 oldu. Şimdi artık bunu yerimiz dar olduğu için şuraya çıkaracağım. Buradan içler dışlar çarpımı yap ya da iki tarafı 3 ile eşitlersek 21 küçük C. Yani C büyük 21. C büyük 21'i elde ettik. C 21'den büyükse alabileceği en küçük değeri soracaktır. Soru kalıbı gereği kaç olacak? 22 olacak. Evet bu çözüm uzun bir çözüm açıkçası. Yani bu bir soru kalıbıdır. Bu kalıp için size ikinci bir çözüm yolu daha önereceğim. Bunu da hızlı ve pratik bir şekilde uygulayabilirsiniz. Lütfen dikkatle dinleyelim bunu. Nasıl yapacağız bakın. Kalıp işte a küçük b küçük c ve 1 bölü a 1 bölü b 1 bölü c'yi vermiş. Bazen 1 bölü a 2 bölü b 3 bölü c'yi de verebilir. Başka şeyler de verebilir. Bakın bunların hepsini, şunların hepsini arkadaşlar ortadakine eşit alacaksınız. Yani soruyu çözerken siz şu verilen eşitlikte, verilen eşitlikte a yerine de b değerini yazacağız. Ortadakini yazacağız. Verilen eşitlikte a gördüğünüz yere b, c gördüğünüz yere de b yazacaksınız.
Yani neticede A eşittir, B eşittir, C alacağız. Hepsini ortadakine eşit alacağız. Ama taktik olarak ortadaki değeri bulmak için A'nın yerine B, C'nin yerine B yazacağız. Yazdığımız zaman ne elde ederiz bakın. 1 bölü B artı A'nın yerine B yazdım ya artık. Bu C'nin yerine de B yazıyorum. 1 bölü B, zaten B eşit. 1 bölü B eşittir 1 bölü 7. Burası ne oldu? 3 bölü B eşittir 1 bölü 7. Bir işler dışlar çarpımı patlatırsak buradan. Kaç buldum ben? B eşittir 21. Ortadaki değeri buldum. Getirip B'nin yerine yazacağım. B'nin yerine 21'i yazdım. Bu soruda iki şey sorarlar bize. C'nin en küçük değerini, A'nın en büyük değerini. Burada C'nin alabileceği en küçük değer sorulmuş. Bakın B'yi 21 bulup yerine yazdık ya artık. Ne olacak? C büyük 21. 21'den büyük olacağı için alabileceği en küçük değer 22'dir. İkinci yolu bu tarz sorularda güvenli. 17. sorumuz. Eksi 7 küçük, x küçük, y küçük, z küçük 8 olmak üzere. X kare artı 3y artı z bölü 4 ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? X, y, z için her birine eksi 7, 8 aralığını alabiliriz. Çünkü bu aralık daha reel sayılar olduğu için x, y, z'ye ait istenilen değerleri buluruz. Verilen ifadede bakın x, y, z birbirinden bağımsız semboller olduğu için bunları ayrı ayrı hesaplayabiliriz. Yani eksi 7 küçük, x küçük, 8 ise x karenin alabileceği değerlere bakacağım. Aynı şekilde eksi 7 küçük, y küçük, 8 ise 3y'nin alabileceği değerlere bakacağım. Ve eksi 7 küçük, z küçük, 8 ise bu aralıktan z bölü 4'ün alabileceği değerleri araştıracağız. Kare hesaplarken ne yapıyorduk? Kare hesaplarken sınırlar aynı işaretli mi, ters işaretli mi diye bakıyorum. Sınırlar ters işaretli olduğu için x buradan 0 değerini de alabiliyordu. Bunu da göz önüne alarak hepsinin karesini alıyorum. Eksi 7'nin karesi 49, 0'ın karesi 0, 8'in karesi arkadaşlar 64. En küçüğü her zaman 0 olacaktır. X 0 değerini aldıktan sonra x kare her zaman en küçük 0 olur. En büyük değer 49 ve 64'ten 64'ü alacağız. Ve eşitlik olmadığı için buraya eşitlik yazmadık. Şimdi y bu aralıktaysa 3y'yi bulmak için ne yaparız? Her tarafı 3 ile çarparız. Pozitif bir sayıda çarptığım için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 3 çarpı eksi 7, eksi 21, küçük 3y, o da küçük. 3 çarpı 8, 24 olacak. Z bölü 4'e gelince de her tarafı 4'e böleceğiz. Yani 1 bölü 4 ile çarpıyormuş gibi düşünebiliriz. Bölü 4, bölü 4, bölü 4 yazabiliriz. Burası eksi 7 bölü 4, eksi 7 bölü 4, küçük olacak yine 8 bölü 4'ten. 2. Evet, ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Buradan toplayarak alt sınırları bulabiliriz. Burayı toplayarak da üst sınırları bulabiliriz. Toplayıp hemen buraya yazalım. Şimdi bizim x kare artı 3y artı z bölü 4'ün sınırlarına gelelim. Sonra da en büyüğü sorduğu için ben sadece üst sınırı bulacağım. Burayı toplayarak alt sınırı da bulabilirsiniz. 64 artı 24, 88 artı 2, 90. 90'dan küçük olacakmış. 90'dan küçük, eşitlik yok. En büyük tam sayı değerimiz 89 olur. Cevabımız B seçeneği olacak.